Tuna Kamhi TV izleyeceğiniz yayını sunar. Merhaba, lepidoterapide inceleyeceğimiz son taş, yani 20. taş, topazdır. Güncel ismi imparatorluk topazıdır. Topaz günün 9. saati civarında, 9. saatin bitiminden hemen önce güneşin sıcaklığında büyür, çünkü o zaman güneş en saf halindedir. Havadaki kirlilikten ve günün sıcağından etkilenmez. Bu yüzden çok saftır, ateş ve sıcaklıkla doludur. Ve içinde çok az hava ve su vardır. Açıktır ve berraklığı suya benzer. Ancak tonu sarıdan çok altına daha yakındır. Topaz yüzyıllardır mücevher yapımında kullanılan değerli bir mineraldir. Genellikle akvamarin ile karıştırılan mavi topaz, imparatorluk topazı yani turuncu olanı, sarı topaz gibi birçok çeşidi vardır. Bu kristaller çoğunlukla piramidal veya düz uçlu dört kenarlı sütunlar şeklindedir. Topazın özelliklerinden biri de prizmanın yüzlerinde dikey çizgiler bulunmasıdır. Hildegard topazın altın olduğunu belirterek önemli bir bilgi verir. İmparatorluk topazından söz eder. Topaz kelimesi Kızıldeniz'de, şimdiki adı Zabargat, bir adada olağanüstü bir sarı yeşil olivin madeninin keşfedilmesinin ardından topaz olarak isimlendirdikleri çok eski bir terim olarak bilinen topazos'tan gelmiş gibi görünmektedir. Topaz, silikat ailesine aittir. Ana mineralleri demir ve alüminyumdur. Kimyasal formülü Al2CiO4'tür. Hildegard'a göre faydaları zehirlenmelere karşı faydalıdır. Topaz, ısıya ve zehre, dolayısıyla zehirlenmelere ve diğer rahatsızlıklara karşı direnir. Ekmekte, ette, balıkta veya herhangi bir içecekte zehir olduğunda, yakınlarda topaz varsa, tıpkı içinde pislik olduğunda, denizin köpükle kaplandığı gibi hemen terler. Bu nedenle bir kişi yemek yediği ve içtiği zaman parmağına topaz takmalı, yiyecek ve içeceğin yanında tutmalı ve ara sıra bakmalıdır. Çünkü yiyecek veya içecekte herhangi bir zehir varsa topaz hemen terleyecektir. İmparatorluk topazı veya sarı topaz, krom varlığı sayesinde özellikle toksik zehirlenmelere karşı tavsiye edilir. Topaz ateşi düşürür. Bir kişinin ateşi olduğunda yumuşak bir ekmeğin içine 3 oyuk açsın ve saf şarap döksün. Şarap emildiğinde daha fazla şarap döksün. Akabinde aynada yapacağı gibi küçük çukurlara dökülen şaraptaki yüzünü düşünsün. Ve şunu söylesin: Tanrı'nın bu ateşi benden alması için yüzümü şerubim ve serafim meleklerinin Tanrı'nın yüzünü hayranlıkla seyrettikleri gibi aynada görüyorum. Bunu defalarca yapsın
iyileşecektir. Topaz gerçekten de yenileyici gücü, florun analjezik etkisi ve alüminyumun asidi gidermesi sayesinde direnci güçlendiren taştır. Modern litoterapide topaz, solar plexüsü ve boğaz çakrasına hitap eder. Topazın fiziksel eylemleri vücuda enerji verir, yetileri ve cinsel duyarlılığı harekete geçirir, aşırı yorgunluk durumunda kişiyi canlandırır, kan dolaşımını destekler, ağırlaşan bacakları hafifletir, pankreasın işleyişini düzenler. Topazın psikolojik ve ruhsal eylemleri kişinin yolunu bulmasına yardımcı olur. Hayatın her alanında kendini gerçekleştirmeye yardımcı olur, zihni uyarır, sinir şoklarını onarır. Korku ve ızdırap duygularını bastırmaya yardımcı olur. Evet, Hildegard de Bingen'in önermiş olduğu 20 tane taşı inceledik. Çok teşekkür ederim beni takip ettiğiniz ve de çalışmalarımı izlediğiniz için. Hoşça kalın.